Kertenkelenin buzlu planı. Bu da ne? Buz mu? Ama yazın ortasındayız. Sarkıt mı? Bu harikaymış. Her yerde buz var çocuklar. Herkes kayıp oyun oynuyor. Ama sadece sokağın sonuna kadar, sonra bitiyor. Neler oluyor böyle? Bunu gece öğreneceğiz. Maskeliler iş başına. Geceye karışıp kahramanlanmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Evet. Connor aslında kedi çocuk. Ve Amaya ise baykuş kız. Evet. Son olarak Greg kertenkele. Pijama maskeliler. Kertenkele mobil her yüzeyde gidebilir. Buz için en uygunu o. Kertenkele mobil... Baykuş planörünü alalım. Yukarıdan her şeyi görebiliriz. İyi düşündün baykuş kız. Ama kertenkele mobil olursa belki... Hayır, muhtemelen haklılar. Hadi kertenkele, gidip şehri kurtaralım. Şehrin yarısı buzlar altında. Kedilerle köpekler bile ısınmak için arkadaş olmuş. Vay canına. Bu da ne? Baykuş gözleri. Şuraya bakın. Romeo'nun laboratuvarı. Bu çok eğlenceli. Romeo'nun yaptığını biliyordum doğrusu. Bu önümdeki şey de ne? Sanki bu bir buz makinesi. Peşinden git baykuş kız. Her işe burnu sokan pijama askerler ne zaman gelecek diyorsun ben de. Yine neyin peşindesin Romeo? Oradan belli olmuyor mu? Laboratuvarımın yeni kızağı için bütün şehri buz pisti yaptım. Benim yeni kızım. Çok az kaldı. Eğer eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorsan süper güçlü kaslarımla laboratuvarını dolaştırabilirim Romeo. Konu sadece eğlenmek değil ki ama yine de güzel. Siz gündüzleri burada kayıp düşerken ben de dünyayı ele geçireceğim. Ne? Romeo dünyayı ele mi geçiriyor? Oo, çok gitmiş. Aşkına buradan geçemem. İnmemiz gerek. Her şeyi durdurmadan önce onu durdurmalıyız. Gerçekten kötü kayıyor bu. Hey, Romeo'yu ben takip ederim. Ayaklarım çok iyi yapışıyor. Dayan kertenkele. Kesin işe yarayacak bir planım var. Ama benim yapışkanlı planımla belki... Ama yardım etmelisin. Baykuş planörüne gidelim. Sanırım plan bekleyecek. Baykuş kız, baykuş gözlerinde Romeo'yu bulup... ...sonra uçma yeteneği sayesinde kertenkele ile beni görmemesini sağla. Baykuş gözü. İşte orada. Tamam kertenkele.
ben arkadan laboratuvara gireceğim. Sen de yukarıdan gelip Romeo geldiğimizi anlamadan önce kontrolü ele alacağız. Süper zıplayan kedi. Rüzgardandı galiba. Kedi çocuk buz üstünde bir panter gibi zıplıyor ve sonra süper güçleriyle kimse karşısında. Nerede kaldın sen bakayım? Zavallı pisi. Şimdi benim kızağımdan defol. Kaç. Kedi çocuk dikkat et. Burası çok soğuk, yürüyemiyorum. Çıkar beni dışarı Romeo. Baykuş kız, galiba Romeo'yu ben durdurabilirim. Bak. Şimdi olmaz kertenkele, buraya gel. Kedi çocuk, ne yapacağız? Sen beni düşünme, Romeo kaçmak üzere. Çabuk onu durdur. Hızıma yetişemediniz değil mi maskeliler? Oh, süper kahraman olabiliriz ama şu an kedi çocuk buz küpüne döndü. O yüzden ikimiz plan yapmalıyız kertenkele, çabuk. Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Ben... Ne yapacağımızı buldum ama yardımın gerek. Ama benim planımla belki... Tamam, ne yapacağım? Ay, baykuş kanadı. Bu daha iyi. Tamam. Bunu laboratuvara bağlayınca sen de süper gücünle durdurmaya çalışacaksın. Evet ama... Sonra buz makinesini kontrol edebileceğiz. Hadi kertenkele. Hey dur. Benim gibi bir dehayı mı durduracaksın sersem şey? Ha? Kertenkele neredesin? Baykuşun başı dertte. Kaçtı. Aşkına ne oluyor? İki küçük buz küpü yatıyormuş. İki küçük buz küpü çok üşümüş. Kertenkele benim bir planım var. Dur. Benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp, kendi gücümü kullanıp onlara gösterseydim keşke. Kahraman olma zamanı. Süper yapışkan kertenkele. Şimdi plan sırası bende. Sen Romeo'nun kızağına olabildiğince çok vurmaya çalışmalısın. Buzda tilt oynamaya hazır mısınız? Hey, belki kertenkelenin planı işe yarar. Hadi biraz buz kıralım. Bu buz kafalılar benim aracımı bozmaya çalışıyor. Artık yapacak tek bir şey var. Şimdi Romeo'ya buzla dans nasılmış göstereceğim. Yapışkan kertenkele. Ne haber Romeo? Baksana, yapışkanlık gücümle buzda sizden daha iyiyim. Tamamen saçmalık. Bu kızağı bir dahi yaptı. Yani ben, sizin gibi sersemlerin gelip bu muhteşem aracı yenmesi imkansız. Göreceğiz bakalım. Hadi kertenkele. Yakalayamazsın ki. Süper kertenkele gücü. Yakaladım Romeo. Yaşasın. Şimdi sıra buzları çözmeye geldi maskeliler.
sonunda. İyi işte kertenkele. Bu plan kedi bıyığı gibi güzeldi. Evet. Seni baştan dinlemediğimiz için üzgünüz. Hayır. Benim hatamdı. İyi bir fikrim olunca bunu diretmem gerekirdi. Neredesin? Galiba Romeo bunun karşısında dondu kaldı. Sizi pis maskeliler. Elencevi hep böyle olsunuz. Sizi bir dahakine fena yeneceğim maskeliler. Ama hala çok fazla buz var. Bunu sabaha kadar eritecek tek kişi de biziz. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Bugün buz yok. Parka gitmeye ne dersiniz? Ama o zaman belki... Bence başka bir şey yapsın. Aslında benim bir planım var. Ne dersiniz, su parkına gidelim mi? Güzel fikir. Hadi gidelim. Sanırım biraz buz bırakmışım.